Hiçbir şey yapamadım. Benim yüzümden arkadaşım öldü. Arkadaşım bir yana, benim yüzümden bir sürü insan öldü ve hala ölmeye devam ediyor. Ben ne yaptım ya? Gerçekten ben ne yaptım? Ben de hiçbir şey seçmeyeceğim bundan sonra. O kadar insan benim yüzümden ölüyor. Ben ölsem bile hiçbir şey değişmeyecek. Bundan fazla yaşamamın da bir anlamı yok. Kızım saçmalama. Böyle bir şey olamaz. İlla bir şey seçmen lazım. Ben seni de kaybedemem. Anne öyle diyorsun ama... Baksana televizyonu bir aç. Benim yüzümden kaç kişi ölüyor. Ve ben bunu kaldıramıyorum artık. Ne olur anne üstüme gelme. Saçmalıyorsun şu an. Ve ben buna asla izin vermem. Keşke seçmeden önce dikkat etseydin seçtiğin şeylere. Böyle olmazdı. Gerçekten bilseydim ben onu seçmezdim. Yara bandını da seçtim. Yara bandını seçmeseydim en azından insanlara yardım edebilirdim. Ama şu an elimden hiçbir şey gelmiyor anne. Kendini toparla ve birini seç. İlla yardım edecek bir şey vardı. Tamam, öyle diyorsan bunu seçeyim bari, belki insanlara yardımcı olur. Ne oldu şimdi? Bir şey değişti mi? Yok anne, hiçbir şey değişmedi. Neyse anne, ben odama gidiyorum. Burada gidip ağlayacağım. Siz de kimsiniz? Ne işiniz var burada? Sonunda elime geçtin sen benim. Şimdi ben seni ne yapayım? Hocam? Bir saniye. Siz ölmemiş miydiniz ya? Tabii ya, öldüm. Kimin yüzünden peki? Senin yüzünden. Gel buraya. Hayır, buraya yapmayın. Gel, ne olur. Siz ne yapıyorsunuz? Ya çekilin şuradan. Ceren, gösterime inanamıyorum. Şu an inanamıyorum. Sen şu an karşımdasın. Ama bu nasıl olur? Sen ölmüştün. Doktor bana öyle dedi. Bir daha. Tabii ki de ben öldüm. Ve şu an ölüyüm. Karşındayım sadece. Ne yani? Şimdi ben hayaletlerle mi konuşabiliyorum? Yani öyle bir şey galiba. Vay be. Bu çok eğlenceli. Peki Ceren, senden bir şey soracağım. Öbür taraf nasıl bir yer? Hani öldükten sonra dünya var diyorlar. Bu doğru mu? Maalesef Mida. Bununla ilgili sana bir bilgi veremeyeceğim. Çünkü bizim için yasak. Neyse. Peki bana kızgın değilsin değil mi? Hayır Mida. Sana neden kızgın olayım ki? Biliyorsun çünkü hepsi benim yüzümden. O saçma sapan lanet. Virüsü seçmeseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. Biliyor musun? Hala insanlar ölmeye devam ediyor. Hatta dur bir saniye, ben sana göstereyim. Bekle. Gel şimdi. Bak şimdi. Bak. Mida, gerçekten bu kadar kişi öldü mü? Ve hala ölüyor mu? Bu çok kötü. Gerçekten de ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama merak etme. Yani ne desem. Evet, gördüğün gibi her şey benim yüzümden ve elimden hiçbir şey gelmiyor. Peki... Ceren, sence ne yapabilirim insanlara? Gerçekten yardım etmek istiyorum. Keşke bu yara bandını da seçmeseydim de şimdi insanları kurtarmak için kullanırdım. Ve seni tabii ki de her şeyden önce. Bak şimdi sana ne diyeceğim. Sen hayaletleri görebiliyorsun bildiğim kadarıyla. Gidip neden Einstein'ın hayaletiyle konuşmuyoruz? Aa bak, bunu düşünemedim. Ama bir şey diyeceğim. Ben hayaletleri görüyorum, tamam. Ama ben onların yanına gidemiyorum ki. Ben hayalet çağıramıyorum. Hani biliyorsun sen benim yanıma geldin tanıdığın için. O beni tanımaz ki. Mida, tabii ki de o seni tanımıyor. Ama belki diyorum sen yanına gidebilirsin. Denesek mi acaba? Tamam dur deniyorum. Belki zihnimde onu düşünürsem onunla konuşabilirim ya da onun yanına gidebilirim. Ne bileyim ya da onu yanıma çağırabilirim. Ama Ceren bak, sakın gitme, tamam mı? Tamam, hayaletsin ama sen benim arkadaşımsın. Sana güveniyorum ama başka hayaletlere güvenmiyorum. Tamam. Dur deniyorum. Oldu mu? Hayır. Hiçbir şey değişmedi. Beceremiyorum işte Ceren. Beceremiyorum. Mızmızlanma. Hadi tekrar tamam, dene. Tamam dur, yeniden deniyorum. Bekle. Oha. Neredeyiz biz şu an? Oldu işte Mida. Bak, Einstein orada. Hadi gidelim yanına. Aman tanrım, gerçekten de orada. Hadi gel yanına gidelim. Merhaba. Nasılsınız? Ben sizin çok büyük hayranınızım. Bir tane imzanızı alabilir miyim?
Kızım ne yapıyorsun? Hayalisin hayalisin ama canımı acıtıyorsun. Başka bir şey geldi ki hani biz. Onu sor hadi. Evet biliyorum. Biraz da garip gelebiliyor. Siz hayaletsiniz, ben de bir insanım. Ama sizin yardımınıza çok ihtiyacım var gerçekten. Nasıl bir insan benim yanıma geldi şu an? Şimdi bunu açıklıyorum, bu nasıl olur? Benim bir sürü lanetim oluyor. Ve arada sırada böyle şeyler yaşıyorum ben. Sonra ben yanlışlıkla bir tane lanet seçtim. O da virüsmüş. Ve şu an benim şehrimde bir sürü insanlar ölüyor. Virüsten sonra da işte bunu seçtim. Galiba hayalette görüşme lanetim. Ve sonunda sizinle görüşebildim. Neyse tamam, konumuz bu değil. Şimdi konumuz bizim. Benim şehrimde çok büyük bir virüs var. Ve ben bu virüse hiçbir şekilde yani bir şey yapamıyorum. Ne olur bize yardımcı olun. Hani arkadaşım kendisi öldü ama hayaleti şu an yanımda. Ne olur bize yardımcı olun. Siz çok akıllı birisiniz. Hani yardımcı olursunuz diye düşündük. Maalesef ben yardımcı olamam. Ben doktor değilim. Ben bir fiziğim. Evet haklısınız. Bunu biz düşünemedik. Gerçekten de. Peki bize kim yardımcı olabilir? Bununla ilgili bir şey biliyor musunuz? Hani ne olur çok çok yardıma ihtiyacım olmazsa hani böyle bir şey asla bulaşmazdım ben. İnanın elimden hiçbir şey gelmiyor. Kusura bakmayın. Ben bilmiyorum. Teşekkür ederim. Yine yardımcı oldunuz. Ama bir tane imzanızı almadan da şuradan şuraya gitmem. Saçmalama kızım yürü. O bir hayalet. Ne imzası? Tamam hadi gidiyoruz. Görüşürüz. Ceren bunu nasıl akla demedin ya? O bir fizik. Virüsle ilgili ne bilebilir ki? O doktor değil. İnsanları iyileştirmedi bu zamana kadar diye biliyorum ben. Neyse dur bekle, internetten araştıracağım. Bununla ilgili bir şey bulabilirsem halletmeye çalışacağım. Bekle dur. Dur internete bakıyorum. Ceren bak. Adamı buldum. Bir tane adam var. İsmi de çok... Neyse ismini boş ver. Çok zor, değişik bir ismi varmış. İlk virüs döneminde insanları iyileştirmiş. Bayağı sayıda insanları iyileştirmiş ve aşının formülünü bulmuş. Bence gidip bu adamı bulmamız lazım. Gelirsin değil mi benimle? İnanamıyorum. Ceren hemen hızlanmamız lazım. Son 50 dakikamız kalmış. Hadi. Hadi gidiyoruz. Aa, ayağım ya. Buna alışmam lazım herhalde. Ama yok. Alışmayacağım. Bir daha hayaletlerle görüşmek de istemiyorum. Nasıl yani? Benle de mi? Ama Ceren söz konusu sen değil biliyorsun. Hayaletlerin hepsi senin kadar iyi biri değil. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Bana iyi davranıyorsun. Ama başka hayaletler ne bileyim görmek istemiyorum onları. Korkuyorum. Tamam neyse. Hadi bak adam orada. Gidelim. Tamam. Hadi koş. Ay yoruldum. O kadar yakın gözüküyordu. Ama çok uzakmış. Koş koş. Abartma. Yorulacak ne Ceren, oldu ki? Ceren sen bir hayaletsin. Tabii ki de yorulmazsın. Siz de kimsiniz? Merhaba ya, nasılsınız? Çok yoruldum. Kusura bakmayın. Evet. Bu konuya açıklık getireyim. Ben bir hayalet değilim. Ben bir insanım. Ve sizden çok önemli bir ricada bulunmak istiyorum. Ben ve arkadaşım, hayalet olan arkadaşım Ceren ile beraber sizinle virüsle ilgili bir konu hakkında konuşmak istiyoruz. Sen nasıl hayaletleri görebiliyorsun? Şu an şoktayım. Hayalet görme konusuna gelince çok güzel değil mi? Çok eğlenceli bir şey. Neyse ya o konuyu boş verelim şimdi. Konumuz bizim virüs. Benim şehrimde şu an çok büyük bir felaket yaşanıyor. Ve bu felaketin sebebi benim. Benim lanetim yüzünden bir sürü insan ölüyor. Şehirde tam virüs yüzünden 48 bin kişi öldü. Ve daha da ölmeye devam ediyor. Böyle bir virüs sizin döneminizde de yaşanmış. Ve siz bu virüs için aşı bulmuşsunuz. Ve insanları iyileştirmişsiniz. Ne olur yardımcı olun bana da. O aşının formülünü verin. Ne bileyim bir şeyler yapmama yardımcı olun diye geldim ben buraya. Peki virüsün belirtileri nelerdir? Hani nasıl başlıyor? Evet... Mesela burun tıkanma, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve insanlar şuurunu kaybediyor, bayılıyorlar. Hastaneye gidince de kalp krizinden ölüyorlar. Evet, bu çok kötü olmuş. Evet, çok kötü değil mi? Yardımcı olacaksınız değil mi? Tabii. Tamam, bir şeylere yazıp hemen söylüyorum formülü. Hayır. Yok, adam da gitti.
Ceren ne yapacağız şimdi? Ceren? Hayır olamaz ya, Ceren de gitti. Yine bir şey yapamadım. Uf. İyi, odama geldim yine.